başlıyorum. Evet arkadaşlar, ilk önce ne yapacağız? Makro iktisat ile ilgili temel kavramlarla ilgili sorulardan başlıyoruz. Ve ilk sorumuz ne diyor? İlk sorumuz diyor ki arkadaşlar, ilk sorumuz diyor ki bir ekonominin makroekonomik performansı değerlendirilirken kullanılan üç temel ölçü aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Çünkü arkadaşlar biz makro iktisadı nasıl tanımlıyorduk? Makro iktisat deyince aklımıza kesinlikle ve kesinlikle toplum gelecekti. Bu birinci tanım. Nasıl tanımlıyorduk? Makro iktisat demek toplumlaştırılmış ekonomik davranışın incelenmesi demekti. Peki makro iktisadın ikinci tanımı neydi? İkinci tanımda diyorduk ki arkadaşlar ekonominin performansının ölçülmesi demekti. Peki biz bir ekonominin makroekonomik performansını nasıl ölçerdik? Biz bir ekonominin makroekonomik performansını bir, o ekonomideki neye bakarız arkadaşlar? Büyüme oranına bakarak ölçeriz. İki, o ekonomideki neye bakarız arkadaşlar? O ekonomideki işsizlik oranına bakarak ölçeriz. Üç, neye bakardık arkadaşlar? Ekonomideki enflasyon oranına bakarak ölçeriz. Ve dört, ne yaparız arkadaşlar? Ödemeler bilançosunun durumuna bakarak ekonomik performansı ölçeriz. Bunlardan ilk üçü dışa kapalı bir ekonomide performans ölçümüyken, tamamını ise dışa açık bir ekonomideki performans ölçümü olarak alırız. O halde sorumuzda bize bunu sormuş. Bir ekonominin performansı değerlendirilirken kullanılan üç temel ölçü büyüme oranı, işsizlik oranı, enflasyon oranıdır. Adi yanıt ne olacak arkadaşlar? Üretimdeki büyüme, işsizlik oranı ve enflasyon bursa. Bir diğer soruya geçtim. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadi hedef yani amaçları tam olarak ifade eder? Arkadaşlar makro iktisadi amaçlar tanımından yani performans ölçümünden ortaya çıkar. Benim performans ölçüm büyüme oranı ise birinci amacım ne olacak? Birinci amacım en yüksek büyüme hızına ulaşmak olacak. İki, performans ölçüm işsizlik oranı olduğuna göre amacım ne olacak? Amacım tam istihdamı sağlamak olacak. Performans ölçüm enflasyon oranı olduğuna göre amacım ne olacak? Amacım fiyat istikrarı olacak. Performans ölçüm ödemeler bilançosu olduğuna göre amacım ne olacak? Amacım ödemeler bilançosu dengesini sağlamak olacak. Adi amaç yüksek büyüme, tam istihdam, fiyat istikrarı. Adi yanıt ne olacak arkadaşlar? Tam istihdam, fiyat istikrarı, ekonomik büyüme, yanıt A seçeneği ve ne yaptım sorumu çözdüm. Nereye geçiyorum? Bir diğer soruya. İdari Yargı 2001 sınav sorusu. Aşağıdakilerden hangisi akım değişken değildir? Dur. Çünkü arkadaşlar biz makro iktisatta kullanılan değişkenlerden birinin de ne olduğunu söylemiştik. Zaman olduğunu söylemiştik. Zaman deyince karşımıza iki kavram çıkardı. Bunlardan birincisi akım değişken. İkincisi ise arkadaşlar neydi? İkincisi ise stok değişken olmak üzere. Peki akım değişken neydi? Ölçmek için diyorum ki ölçmek için zamana ihtiyaç duyduğum değişkene akım değişken denir. Abi ölçmek için zamana ihtiyacım varsa ne diyeceğim arkadaşlar? Belirli bir zaman dilimi içinde ölçebildiğim değişkene akım değişken denir diyeceğim. Stok değişken ise ölçmek için zamana ihtiyaç duymadığım değişkendir. O halde ölçmek için zamana ihtiyaç duymuyorsam zamanı bir anında ölçebildiğim değişkendir. Yani istediğim an ölçebildiğim değişkendir. O halde şimdi seçeneklere bakalım. Net ihracat. Türkiye'nin ihracatını ölçmek için 3 aylık mı, 1 yıllık mı ya da 6 aylık mı diye bir zaman dilimine ihtiyacım var mı? Var. O halde bunda zaman dilimine ihtiyacım olduğu için akım değişkendir. Vergiler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topladığı vergileri hesaplayabilmem için 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında toplanan vergilere mi bakacağım? O halde bunu da ölçmek için zamana ihtiyacım var mı? O halde vergilerde ne oldu? Akım değişken. Yatırım. Türkiye'de yapılan yatırım dersem 3 aylık mı, 6 aylık mı, 1 yıllık yatırımlar mı diye bir soruyla karşılaşırım. Dolayısıyla ölçmek için zamana ihtiyacım var, akım, gelir. Size gelirinizi sorduğumda
Siz ayın 1 ile ayın 30'u arasında çalışıp elde ettiğiniz kazancı söylersiniz. O halde geliri de ölçmek için zamana ihtiyacı mı var? Bu nedenle gelirde ne oldu? Akım değişken, amortisman, aşınma ve yıpranma payıdır. Peki amortisman, aşınma ve yıpranma payı olduğuna göre ben üretim yaparken ya da üretim yapmasam bile makinelerimin için aşınma ve yıpranma payını kenara ayırıp biriktirir miyim? O halde kenara ayırdığım, biriktirdiğim o tutarı bugün de ölçsem görebiliyorum, yarın da ölçsem görebiliyorum, istediğim her an ölçebiliyor muyum? O halde amortisman için, amortismanlar için, ölçmek için zamana ihtiyaç yoktur. Nedir? Çok değişkendir. Yanıt ne olacak? Bursa. O halde geldik bir diğer sorusu. Kaymakamlık 2008 sınav sorusu. Gelir yatırım tasarruf değişkenlerinin türleri aşağıdaki hangisi doğru olarak verilmiştir? Gelir. Ölçmek için az önce söyledik. Zamana ihtiyacım vardır, akımdır. Yatırım. Az önce söyledik. Ölçmek için zamana ihtiyacım var, akımdır. Tasarruf. Öncelikle tasarruf nedir? Tasarruf gelirin harcanmayan bölümüdür. O halde benim gelirin harcanmayan bölümünü bulabilmem için atıyorum ayın birinde maaşımı aldım. Ayın 30'una kadar o maaşı kullanacağım. Ayın birinden ayın 30'una kadar tüketimimi hesaplarım. Geriye kalan tutar da tasarrufum mu olur? O halde bunu ortaya koymam için 1 ile 30 arasındaki zaman dilimine ihtiyacım mı var? O halde tasarrufta ne oldu? Akım oldu. O halde yanıt ne olacak? Akım, akım, akım. Yanıt Ceyhan. Neredeyim? Bir diğer soruya geçiyorum. Kaymakamlık 2010 sınav sorusu. Diyor ki sorumuz. Stok değişkenle akım değişken arasındaki farkla ilgili aşık hangisi doğrudur? Arkadaşlar az önce söyledik. Akım değişken neydi? Ölçebilmek için zamana ihtiyacım vardı. Zamana ihtiyacım olduğu için akım değişkeni nasıl ifade etmiştik? Belirli bir zaman dilimi içinde ölçülebilen değişken demiştik. Ama stok değişken ölçmek için zamana ihtiyacım yok demiştik. O halde zamana ihtiyacım olmadığı için zamanın bir anında ölçebiliyor muydum? Evet. Şimdi seçeneklere bakalım. A. Stok değişken belirli bir zaman dönemi diyorsa zamanı ifade eder. Yani bir zaman aralığını ifade eder. Ama stok değişken de ölçmek için zamana ihtiyacım olmadığı için bunu eledim. Ve stok değişken belli bir ülkede belli bir dönem içinde belli bir dönem bir zaman dilimidir. A'da eledim çünkü zamanın bir anında olacak. C. Stok değişken belli bir ülkede zamanın belli bir noktasında tamam üretim miktarını gösterirken akım değişken belli bir zaman dönemi içinde üretim miktarındaki değişmeyi gösterir. Bir kere akım değişken belli bir zaman dilim içindeki toplam miktarı, toplamı gösterirken stok değişken de sadece üretimi değil, o an ölçebildiğim her şeyi gösterebilir. İstihdam olabilir, para arzı olabilir. O halde bunu da ne yaptım? Eledim. Niçin eledim? Değişmeyi dediği için eledim. De, stok değişken kısa dönemli. Dur, kısa dönem. Bir saat kısa dönemlidir, bir gün kısa dönemlidir, bir zaman aralığı vardır. Zamanın bir noktası lazım bana. O halde stok değişken kısa dönem dediği için bir zaman dilimini ifade ettiği için eledim. E, stok değişken zamanın belli bir noktasındaki büyüklüğü gösterirken evet, akım değişken belli bir zaman dönemi içindeki büyüklüğü ifade eder, doğru. Adı yanıt 1 milyon kere ne oldu? E seçeneği oldu. Nereye geçiyorum şimdi? Bir diğer soruya. Sayıştay 2011 sınav sorusu. Yatırım, milli gelir, sermaye ve servet değişkenlerinin akım ve stok kavramlarına göre sınıflandırılması ile ilgili aşağıdaki herhangi birisi doğrudur. Yatırım. Ölçmek için zamana ihtiyacım var, akım. Milli gelir, ülkenin üretim kapasitesi ve ülkenin milli geliri nasıl ölçülür? 1 Ocak'ta 31 Aralık tarihleri arasında elde edilen gelirin hesaplanması ya da üretimin parasal değeriydi. O halde bunu da ölçmek için zamana ihtiyacım var mı? O halde var, akım. Sermaye, cebimdeki para benim sermayem değil midir? Bugün de ölçsem, şimdilik de ölçsem, 5 dakikada ölçsem istediğim zamanın noktasında ölçebiliyor muyum? O halde cebimdeki parayı yani sermayeyi ölçmek için zamana ihtiyacım yok, stok, servet. E cebinizdeki para aynı zamanda sizin servetiniz değil midir? O halde o servetiniz yani cebinizdeki parayı zamanın istediğiniz bir anında ölçebiliyor musunuz? Bu nedenle servetten oldu stok. O halde yanıt ne olacak? Yatırım, milli gelir, akım akım, sermaye, servet, stok stok. Yanıt ne oldu? C seçeneği. Nereye geçtim? Bir diğer soruya.
Aşağıdakiler ise akım değişkendir. Servet, cebimdeki para, istediğim an ölçerim, stok. Sermaye, yine cebimdeki para, istediğim an ölçerim, stok. Toplam istihdam, Türkiye'deki çalışan kişi sayısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gidip o an kaç tane sigortalı çalışıyor, o an ölçer miyim? Ölçerim, stok. Dolaşımdaki bozuk para, Türkiye'deki bozuk parayı darphane basmaktadır. Darphaneye gidip ne kadar para bastığını o an ölçebilir miyim? Ölçerim, stok. Ama gayri safi milli hasıla ne demektir? Bir ülke vatandaşlarının belirli bir dönemde ürettikleri tüm nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları cinsinden değeridir. O halde bunu ölçmek için belli bir zaman dönemine, zaman aralığına ihtiyacım vardır ve o da nedir? Akımdır. Yanıt ne olacak? Ankara. Nereye geldim? Bir diğer soru. KPSS 2013 sınav sorusu diyor ki, aşağıdakilerden hangisi stok değişkendir? Gelir, ölçmek için zamana ihtiyacım var, akım. Harcama. Arkadaşlar ben harcamamı nasıl ölçerim? Ayın birinde maaşımı alıyorsam, ayın 30'una kadar o maaşı kullanacaksam, 1 ile 30 arasındaki yaptığım harcamaya mı bakacağım? Bu nedenle zamana ihtiyacım var, akım. Sermaye miktarı cebimdeki paradır, stok. Yanıt Ceyhan. Yatırım. Ölçmek için zamana ihtiyacım var, akım. Bütçe açı. Devletin bütçe açığını bulabilmem için 1 Ocak'ta 31 Aralık tarihleri arasında devletin yaptığı harcamalar ile devletin topladığı gelirlere mi bakmam lazım? O halde bu durumda 1 Ocak 31 Aralık tarihleri arasındaki dönemi alıyorsam zamana ihtiyacım vardır. Bu nedenle bütçe açığı da akımdır. Neredeyim? Halk Bankası 2009 sınav sorusu. Bir iktisatçı yani ben diyor ki verdiği bir demeçte pozitif net yatırımların sermaye teşhisatına bir artış yaratacağını, bunun da iş gücünün verimliliğini arttıracağını belirtmektedir. Bu ifadede kullanılan akım ve stok değişkenler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakalım. A. Net yatırım. Doğru. Yatırım. Az önce söyledik. Ölçmek için zamana ihtiyacım vardı. Akım. Doğru. Verimlilik. Doğru. Peki verimliliği nasıl ölçeriz? Örneğin biz Pınar arkadaşımızın verimliliğini ölçmek isteriz. Peki Pınar arkadaşımızın verimliliğini nasıl ölçeriz? Pınar'ı alırız. Bir işte çalıştırırız. Ve Pınar'ı bir işte çalıştırdığımızda baktık çok üretim yaptı. Pınar verimlidir deriz. Baktık az üretim yaptı. Verimsizdir deriz. Peki bir işte çalıştırırken örneğin 8 saatlik bir dönemi mi alacağız bir günde? 8 saatlik bir zamanı alacağım. O halde bunu ölçmek için de zamana ihtiyacım var mı? Var. O halde verimlilik nedir? Akımdır ama stok demiş yanlış. Sermaye, cebimdeki para nedir? İstediğim zaman ölçerim, stoktur. Ama ne demiş? Akım yanlış. Verimlilik akımdır. Az önce söyledik. Net yatırım, ölçmek için zamana ihtiyacım var, akımdır. Ne demiş? Stok yanlış. Sermaye, cebimdeki para, stoktur yanlış. Net yatırım, ölçmek için zamana ihtiyacım var, doğru, akım. Peki sermaye, cebimdeki para, ölçmek için zamana ihtiyacım var mı? Yok. O halde sermayede ne olacak arkadaşlar? Stok doğru. Yanıt ne olacak? E seçeneği. Peki neredeyim arkadaşlar? Bir diğer sorum. Bir uzman yardımcısı 2010 sınav sorusu. Bir ülke içinde yerleşik bulunan bütün üretim faktörlerin belli bir dönem için ürettiği nihai mal ve hizmetlerin toplam piyasa değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın arkadaşlar. Biz diyoruz ki bir ekonomide üretimin parasal değeri, üretimin parasal değeri. Yani bir diğer ifadeyle üretimin piyasa değerini bulmak istiyorsak karşımıza iki tane kavram çıkar. Bu kavramlar birincisi gayri safi milli hasıla kavramıdır. Bir diğeri de gayri safi yurt içi hasıla kavramıdır. Gayri safi milli hasıla deyince aklımıza kesinlikle ve kesinlikle ne gelecek vatandaş? Gayri safi yurt içi hasıla deyince aklımıza kesinlikle ve kesinlikle ne gelecek sınırlar? O halde gayri safi milli hasıla belli bir dönemde ülke vatandaşları tarafından üretilen tüm tamamlanmış mal ve hizmetlerin piyasa fiyatı cinsinden değeridir. Peki gayri safi milli hasıla bana neyi gösterir? Gayri safi milli hasıla bana üretimin kim tarafından yapıldığını gösterir. Aynı zamanda üretimin kim tarafından yapıldığını gösterdiğine göre aynı zamanda gayri safi milli hasıla bana üretim faktörlerinin mülkiyetini gösterir. Gayri safi yurt içi hasıla ise belli bir dönemde ülke sınırları içinde üretilen
tüm tamamlanmış mal ve hizmetlerin piyasa fiyatı cinsinden değeridir. Bakın, vatandaş diyorsak gayri safi milli hasıla, sınırlar diyorsak gayri safi yurt dışı hasıla. O halde gayri safi yurt dışı hasıla bana neyi gösterir? Gayri safi yurt dışı hasıla bana üretimin nerede yapıldığını gösterir. Peki aynı zamanda gayri safi milli hasıla, gayri safi yurt dışı hasıla, gayri safi yurt dışı hasıla üretimin nerede yapıldığını gösteriyorsa aynı zamanda bana neyi gösterir? Üretim faktörlerinin yerini gösterir. Peki gelelim soruya. Bir ülke içinde yerleşik bulunan bütün üretim faktörlerinin, bak ülke içinde mi diyor? Bütün üretim faktörlerinin belli bir dönem ürettiği nihai mal ve hizmetlerin toplam piyasa değeri ülke sınırları içinde dediği için tabii ki de ne olacaktır? Gayri safi yurt içi hasıla yanıt Ankara. Ne yaptık? Soruyu çözdük. Ve yine arkadaşlar gayri safi milli hasıla ile gayri safi yurt içi hasılasındaki ilişkiye baktığımızda gayri safi milli hasıla eşittir diyeceğiz. Gayri safi yurt içi hasıla artı net dış faktör geliri diyeceğiz. Peki bu net dış faktör geliri nedir? Öncelikle onu açıklayalım. Net dış faktör geliri ülke vatandaşlarının yabancı ülkeden elde ettiği net kazançlardan yabancıların ülkeden elde ettiği net kazançların düşürülmesi de bulunur. Hatta yazarım arkadaşlar neymiş? Ülke vatandaşlarının yabancı ülkelerden elde ettiği net gelirden yabancıların ülkeden elde ettiği net geliri çıkarttığımızda ne verilmiş? Net dış faktör gelir. O halde burada benim karşıma şu çıkar. Ben şunu diyebilir miyim arkadaşlar? Gayri safi yurt içi hasıla içinde olan her şey aynı zamanda gayri safi milli hasıla içindedir. Çünkü gayri safi yurt içi hasılayla net dış faktör gelirlerini topladığımda bana gayri safi milli hasıla veriyor. O halde bunun için olan her şey bunun içindedir. Ama gayri safi milli hasıla için olan her şey gayri safi yurt içi hasıla içinde olmayabilir. Anlaştık mı? Çünkü net dış faktör gelirlerine gayri safi yurt içi hasıla eklediğime göre net dış faktör gelirleri gayri safi milli hasıla içindeyken gayri safi yurt içi hasıla içinde değildir. Geldik bir diğer soruya. Bir diğer sorumuzda der ki arkadaşlar, aştakilerden hangisi gayri safi milli hasıla ile gayri safi yurt içi hasılasındaki ilişkiyi gösterir? Ve o ilişki gayri safi milli hasıla eşittir. Gayri safi yurt içi hasıla artı net dış faktör gelirleri değil midir? Hangi seçenekte var arkadaşlar bu? Bakalım. Burada değil, bir aşağıda kalmış. Evet, burada kalmış, kusura bakmayın. Ne olacak? Gayri safi milli hasıla eşittir. Gayri safi yurt içi hasıla artı net dış faktör geliri yanıtımız ne olacak? E seçeneği. Bu soruda anlaşılmış mıdır? Değil mi? Az önce zaten ne yaptık? Açıklamıştık. Nereye geçiyoruz? Bir diğer soruya. Sayıştay 2012 sınav sorusu. Diyor ki bir ekonomide gayri safi yurt içi hasıladan net yurt içi hasıla değerine ulaşmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi? Şimdi bunu güzelce bir açıklamamız lazım. Çünkü bakın arkadaşlar az önce dedik ki gayri safi milli hasıla eşittir. Gayri safi yurt içi hasıla artı net dış faktör geliri dediğimizde değil mi? Gayri safi milli hasıla eşittir. Gayri safi yurt içi hasıla artı net dış faktör geliri demiştik. O halde biz gayri safi milli hasıladan nereye gidelim arkadaşlar? Cebimizdeki paraya. Cebimizdeki paraya yani harcanabilir kişisel gelirim. O halde bu gayri safi milli hasıladan aşınma ve yıpranma payı olan amortismanları çıkarttığımızda bize safi milli hasıla verir. Aynı şeyi burada da yapalım. Gayri safi yurt içi hasıladan aşınma ve yıpranma payı olan amortismanları çıkarttığımızda bize yurt içi safi milli hasıla verir. Peki yurt içi safi milli hasıladan dolaylı vergileri neyi çıkartıyoruz? Dolaylı vergileri çıkarttığımızda neyi çıkartıyorum? Dolaylı vergileri çıkarttığımda bana burada niye verecektir? Milli gelir. Bana burada niye verecektir arkadaşlar? Yurt içi milli gelir. Şimdi dur. Bunu bir açıklamak lazım. Niçin? Arkadaşlar biz neye ulaşmak istiyoruz? Cebimizdeki harcanabilir gelire. Cebimizdeki harcanabilir gelire ulaşmak için öncelikle üretimin gerçek değerini bulmamız gerekiyor. Gayri safi milli hasıla neydi arkadaşlar? Vatandaşın üretiminin parasal değeriyken
Gayri safi yurt içi hasıla ise ülke sınırları içinde gerçekleştirilen üretimin parasal değeriydi. Peki biz bir üretimi yaparken ister vatandaş yapsın, isterse ülke sınırları içinde yapılsın. Üretim yaparken o üretimde kullandığımız sermaye mallarında aşınma ve yıpranma olmuyor mu? O halde ben bu aşınma ve yıpranmayı çıkartarak ülkenin neyini bulmuş olurum? Üretimin gerçekliğini bulmak için ilk önce amortismanları çıkartırım. Peki her malın üzerinde katma değer vergisi, yani harcamalar üzerinden alınan vergi olmuyor mu? O halde bu nedenle dolaylı vergileri çıkarttığımda ise üretimin gerçekliğine giderim. O halde üretimin gerçekliğine gitmek için ne yaparım? Üretilen malın piyasa değerinden aşınma ve yıpranmayla vergiyi çıkartırım. Hangi vergi? Harcamalar üzerinden alınan dolaylı vergiyi çıkartırım. Yine ben milli gelire ulaştım. Milli gelirden nereye gideceğim? Cebimdeki paraya gideceğim. Peki milli gelirden cebimdeki paraya nasıl giderim? Cebime girenleri eklerim, cebime girmeyenleri eklemem. Örneğin, diyelim ki çok basit bir örnek. Pınar arkadaşımızın Mısır'da büyük büyük dedesi varmış. Mısır'daki bu büyük büyük dedesi ölmüş gitmiş ve Pınar'a 20 milyon dolar ne bıraktı? 20 milyon dolar, 20 milyon dolar miras bıraktı. Peki Pınar bunu nereye de saklar? Bankada saklar. O halde banka Pınar'a faiz verir mi? Verir ve Pınar da çatır çatır yer mi? Yer. O haram yer çünkü, değil mi? Peki, şaka yapıyoruz bu arada. Peki arkadaşlar, bu durumda cebimize para girdi mi? Girdi. O halde bunu ekliyorum. Artı. Niye ekliyorum arkadaşlar? Faiz ayarlamalarını ekliyorum. Yani faiz gelirlerini ekliyorum. Artı artı. Pınar para parayı çeker dedi. Gitti sayısal loto oynadı. En büyük ikramiye Pınar'a çıktı. Artı CM ne girer? CM şans oyunları girdi mi? Para girdi. Artı. Pınar'ın hiç geliri olmasaydı, hiçbir geçimini sağlayacak geliri olmasaydı, devlet hiç geliri olmayanlara ya da düşük gelirli olanlara gelir dağılımında adalet sağlamak için bir ödemede bulunuyor mu? Nedir onun adı? Transfer ödemesi. Cebimize para giriyor mu? Giriyor. Artı buraya ne ekliyorum arkadaşlar? Artı transfer ödemelerini ekliyorum. Bakın cebime girenleri ekledim. Peki cebime ne girmez? Cebime de girmez. Diyelim ki Pınar bir işte çalışıyor. O halde çalıştığı işte patronu sosyal güvenlik primini Pınar'a mı öder, devlete mi öder? Devlete. O halde Pınar'ın cebine para girmez. O halde neyi çıkartıyorum? Sosyal güvenlik primlerini ne yaptım? Çıkarttım. Eksi. Peki cebime ne girmez? Cebime ne girmez? Pınar bir şirket açmış olsaydı, bu durumda Pınar şirketinden elde ettiği kazançtan kurumlar vergisi ödemeyecek miydi? Ödeyecekti. O halde cebine para girer mi? Girmez. O halde buradan neyi çıkartıyorum? Buradan kurumlar vergisini çıkartıyorum. Eksi. Neyi çıkartacağım? Pınar şirket açmış olsaydı, şirket kar elde etti ama ortakları diyor ki Pınar Hanım dur diyor. Bu sene karı dağıtmıyoruz. Yeni bir yatırım yapmak için şirkette tutuyoruz dedi. Pınar'ın cebine para girer mi? Girmez. O halde onu da çıkartıyorum. Neyi çıkartıyorum arkadaşlar? Dağıtılmayan kurum kazançlarını çıkartıyorum. O halde cebime girmeyenleri çıkarttığımda ise neyi bulmuş olurum? Tabii ki kişisel geliri bulmuş olurum. Peki kişisel gelirden elde ettiğim tüm gelirden devlet gelir üzerinden vergi alıyor mu? Alıyor. O halde gelir üzerinden alınan o vergi nedir? Dolaysız vergidir. O halde dolaysız vergileri de çıkarttığımızda neyi bulacağız artık? Harcanabilir kişisel gelirimizi bulmuş olacağız. Bitti. Şimdi bakın, bunların aynısını şurada yazmış olsaydım en altta neyi bulacaktım arkadaşlar? Yurt içi harcanabilir geliri bulmuş olacaktım. Aynı şey. Peki soru şu. Hangi durumda yurt içi harcanabilir gelir, harcanabilir geliri ya da yurt içi milli gelir eşit olur. Bunun tek bir yolu vardır. Net dış faktör geliri sıfır olursa. O halde net dış faktör geliri sıfır olduğunu bu iki değer birbirine eşit olduğu için bulduğum tüm değerler de birbirine eşit olur. O halde soru bana neyi sormuş? Bir ekonomide gayri safi yurt içi hasıladan net yurt içi hasıla değerine ulaşmak için ne yaptım? Gayri safi yurt içi hasıladan amortismanları çıkarttım. O halde yanıt ne olacak? A seçeneği ve soruyu çözdüm. Bu soru anlaşılmış mıdır? Bu soru anlaşılmış mıdır?
Tamam. Nereye geçiyorum arkadaşlar? Bir diğer soruya. Gayri safi milli hasıla ile gayri safi yurt içi hasıla arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? Bak şimdi ne demiştik? Gayri safi milli hasıla eşittir. Gayri safi yurt içi hasıla artı net dış faktör geri demedik mi? Bunu karşıya atarsam ne olur? Gayri safi milli hasıla eksi, gayri safi yurt içi hasıla eşittir. Net dış faktör gelir mi olacaktır? Dolayısıyla fark ne oldu? Denizde. Abdi bir önceki soru mu anlaşılmadı? Abdi bir önceki soru mu anlaşılmadı? Evet cevap. Tamam. Ne diyor? Gayri safi yurt içi hasıladan net yurt içi hasıla değerine ulaşmak için ne yapıyoruz? Gayri safi yurt içi hasıladan aşınma ve yıpranma payı olan amortismanları çıkarttığımızda yurt içi safi milli hasıla buluyoruz. Adi yanıt ne olacak? Gayri safi yurt içi hasıladan sermaye stokundan meydana gelen yıpranma ve eskimenin değeri çıkartılır. Yanıt ne olacak? A seçeneği. Neredeyiz arkadaşlar? Bir diğer soru. Diyor ki iktisadi büyüme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha verimli bir göstergedir? Öncelikle şunu bir tanımlamamız lazım. Büyüme nedir? Büyüme diyeceğiz ki bir ülkede belli bir dönemde üretim miktarındaki artışa ne diyoruz? Ekonomik büyüme diyoruz. Hadi bir ülkede belli bir dönemde üretim miktarına artışa ekonomik büyüme diyorsak, biz ekonomik büyümeyi nasıl hesaplarız? Bir ülkede üretilen mallar her zaman birbirinden farklıdır. Domates üretilir, patates üretilir, ev üretilir, otomobil üretilir, kalem üretilir. O halde tüm mallar birbirinden farklı olduğu için benim ekonomik büyümeyi bulabilmem amacıyla tüm malları aynı cinsten yazmam gerekir. Peki tüm malları aynı cinsten nasıl ifade ederim? Tabii ki tüm malları aynı cinsten para ile ifade ederim. Hadi tüm malları aynı cinsten para ile ifade ettiğimde ekonomik büyümeyi bulabilmem için benim ne yapmam gerekiyor? Bu durumda diyorum ki ekonomik büyümenin en anlamlı göstergesi reel gayri safi yurt içi hasıladaki artıştır derim. O halde ben reel gayri safi yurt içi hasıladaki artışı yani ekonomik büyümeyi nasıl bulacağım? Diyeceğim ki reel gayri safi yurt içi hasıla T yılı eksi reel gayri safi yurt içi hasıla T eksi bir yılı bölü ne diyorum? Reel gayri safi yurt içi hasıla T eksi bir yılı çarpı 100 dersem yıllık yüzde ekonomik büyümeyi bulurum. Yani bu yılki üretimin parasal değerinden geçen yıl üretimin parasal değerini çıkartıp geçen yıl üretimin parasal değerine böldüğümde neyi bulmuş oldum? Ekonomik büyümeyi bulmuş oldum. Ancak arkadaşlar bulduğum bu ekonomik büyüme gerçek büyüme oranı değildir. Bir ekonomide gerçek büyüme oranını bulmak istiyorsam bu durumda ne yaparım? Ekonomide büyüme oranından neyi çıkartırım arkadaşlar? Nüfus artış hızını çıkartırım. Çünkü ekonomide üretimdeki artışın bir bölümü nüfus artıyorsa onun ihtiyaçlarına kadar gidecektir. Bu durumda ekonomi gerçekte büyümemiş olacaktır. O halde gerçek büyümeyi nasıl buluyormuşuz? Büyüme oranından nüfus artış hızını çıkartarak buluyormuşuz. O halde yanıtımız ne olacak? Reel gayri safi yurt içi hasıla yanıt Edirne. Peki niye nominali kullanmayız? Çünkü nominal artış bir kısmı üretimdeki artıştandır, bir kısmı fiyatlardaki artıştandır. Bu nedenle fiyat artışlarını arındırmam gerekiyor ki gerçek büyümeyi ne yapayım bulmuş olabileyim. Bir uzman yardımcılığı 2007 sınav sorusu. Belli bir dönemdeki ülke vatandaşlarının sahip oldukları üretim faktörlerini kullanarak üretilmiş nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarıyla hesaplanmış değeri. Vatandaş diyorsa gayri safi milli hasıla. Sınırlar deseydi gayri safi yurt içi hasıla. Neredeyim? İdari Yargı 2005 sınav sorusu. Gayri safi milli hasılanın tanımı aşağıdakilerden. Bakın arkadaşlar, bir önceki sorunun sorusu, sonraki sorunun cevabı olacak. O halde neydi gayri safi milli hasıla? Belli bir dönemde bir ülke vatandaşları tarafından üretilen tüm tamamlanmış mal ve hizmetlerin piyasa fiyatı cinsinden değeri değil miydi? Çek seçeneklere bakalım. Bir ülke sınırları içinde demiş eledim. Bir ekonomide üretilen tüm nihai
ve ara mallar gayri safi miras hesabına dahil edilmiyordu. Sadece nihai mallar dahil ediliyordu. Eledim. Bir ekonomide ülke vatandaşlarına ödetilen tüm nihai mal hizmetlerin enflasyondan arındırılmış değerine reel gayri safi milli hasıla denir. Ama bana onu sormamış. Gayri safi milli hasıla sormuş. Bu nedenle eredim de. Bir ekonomide ülke vatandaşları tarafından üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin parasal değeridir demiş yanıt. Denizli, soruyu çözdüm. Bu soru olmuş mudur arkadaşlar? Bu soru olmuş mudur? Hadi bu soruda bir şey yapmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Çünkü arkadaşlar bakın biz diyoruz ki üretilen malların, bakın şimdi arkadaşlar, üretilen, şurada bir güzelce bir yapalım. Üretilen malların parasal değeri, yani bir diğer ifadeyle piyasa değeri dediğimizde karşımıza iki tane kavram çıkıyordu. Bunlar nelerdi bunlar? Birincisi gayri safi milli hasıla, bir diğeri de gayri safi yurt içi hasıla olmak üzere. İşte biz diyoruz ki eğer bunu vatandaş üretiyorsa gayri safi milli hasıla, bu üretimin parasal değeri sınırlar içindeki üretimin parasal değeri ise gayri safi yurt içi hasıla. Eğer vatandaşın üretimini üretildikleri yılın fiyatları ile hesaplarsam, yani cari dönem fiyatları ile hesaplarsam, işte buna ne diyoruz? Buna nominal gayri safi milli hasıla. Eğer vatandaşın üretimini bir bazı yılı, bir başlangıç yılı fiyatları ile hesaplıyorsam, bu durumda üretimden enflasyonu arındırmış olurum ki, işte buna da reel gayri safi milli hasıla denir. Eğer sınırlar içindeki üretimin parasal değerini cari yıl fiyatlarıyla, cari dönem fiyatlarıyla hesaplıyorsam, işte buna ne diyoruz? Nominal gayri safi yurt içi hasıla. Eğer sınırlar içindeki üretimi bir bazı yılı fiyatları ile hesaplıyorsam, bu durumda sınırlar içindeki üretimden enflasyonu arındırmış olurum ki, buna da ne diyoruz? Reel gayri safi yurt içi hasıla diyoruz. Ve devam edelim. Bir diğer sorumuz. Gayri safi yurt içi hasıla aşağıdakilerden hangisini ölçer? Bakın gayri safi yurt içi hasıla demiş. Bir kere kesinlikle ve kesinlikle sınırlar içindeki ne olacak arkadaşlar? Üretim. O halde sınırlar içindeki üretimi neyle ölçer? Piyasa fiyatları ile ölçer. Öyle değil mi? Bu durumda yanıtımız ne olacak arkadaşlar? Diyeceğiz ki ülke vatandaşları demiş eledim. Vatandaşların demiş eledim. Belli bir dönemde ülke sınırları içinde üretilmiş tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam değeri. Öyle değil mi? Yanıt ne olacak? 1 milyon kere C seçeneği. Ne yaptık? Sorumuzu çözdük. Neredeyiz? Sayıştay 2008 sınav sorusu. Gayri safi milli hasıla hesaplanırken bir ekonominin belli bir dönemde ürettiği mallar neye göre hesaplanır? Hep neye göre hesapladık? Parasal değeri, yani piyasa fiyatlarına göre. A yanıt ne olacak? A seçeneği. Zaten tarımında da o yok muydu? Ne yaptık? Sorumuzu çözdük. Neredeyiz? Sayıştay 2006 sınav sorusu. Aşağıdakilerin hangisinde yer alan değerler toplandığında milli gelir hesaplamalarında oluşan çifte sayım sorunu ortaya çıkar? Çünkü arkadaşlar bunu şöyle bir örnek yapalım. Diyelim ki siz buğday üretiyorsunuz. Şu an bir üretiminiz yok. O halde ülkeye bir katkınız yok. O halde burası buğdayın fiyatı ama üretirseniz ülkeye bir katkınız, yani bir neyiniz olacaktır? Katma değeriniz olacaktır. Diyelim ki buğdayın fiyatı arkadaşlar, buğdayın fiyatı atıyorum 50 kuruş. O halde sen buğday ürettiğinde ülke ekonomisine 50 kuruşluk bir değer mi yaratmış oldun? Peki buğdayı diyelim ki una çevirdin. Bir kere buğday nedir? Buğday arkadaşlar tarımsal faaliyetin çıktısıdır. Neymiş tarımsal faaliyetin çıktısı? Peki un nedir? Un ise arkadaşlar değirmencilik faaliyetinin nedir arkadaşlar? Çıktısıdır. Diyelim ki unun fiyatı 75 kuruş olsun. Bu durumda sen ülkeye ilave 25 kuruşluk bir değer mi eklemiş oldun? Diyelim ki unu da ne yaptın? Ekmek yaptın. Peki ekmek nedir? Ekmek ise fırıncılık faaliyetinin çıktısıdır. Diyelim ki ekmeğin fiyatı da ne oldu arkadaşlar? 1 TL. Artık sen ona ilave 25 kuruşluk bir değer mi eklemiş oldun? O halde ben
çıktıların, bak tarımsal faaliyetin, değirmencilik faaliyetinin, fırıncılık faaliyetlerinin çıktılarını topladığında 2 lira 25 kuruşluk bir değer etti. Ama yaratılan katma değerleri topladığında bir etti, üretilen malın nihai malın değerine baktığında bir etti. Peki niye burası böyle çıktı? Çünkü ben çıktıları topladığımda un içindeki buğday, ekmek içindeki unu iki kez toplamış oldum. İşte buna çifte sayım sorunu denir. Ne denilmiş? Çifte sayım sorunu denir.